Bir de bazısı mesela böyle aşağıya çekir. Burunla nefes almayacaksın. Ne bileyim ağzından ya filan. Eğer böyle burnun açık olsa onu takma. Kullanma yani. Polis geliyor bana diyor ki sigara içiyorum. Yani şu an bir şey içiyorum. Ben bunu maskeyle içemem. Bana diyor ki maskeni tak. Sigara çekeceğim, maskeyi kaldıracağım. Sonra çeker. Yani bu çok zahmetli bir şey. Yani açıkçası bunu yapmaya eriniyoruz, zorsunuyoruz yani. Bence şöyle bir kural da konması lazım. Sigara içenler için söylüyorum. Belli bir bölüm yapacaklar. Sigaralarını içecekler, maskelerini takıp tekrar yürüyecekler. Yani hastalığı yaymayacaklar. Korona önlemleri kapsamında açık alanda maske takmak zorunlu. Evet. Son zamanlarda ceza işlemler arttırıldı. Evet. Sizce bu uygulama için geç mi kalındı? Arkadaş geç kalınmadı da yanlış uygulama yapılıyor. Ben burada görüyorum mesela vatandaş, sokakta yürüyen vatandaş mesela ağzında eline sigarasını alıyor, hafif çekerken hop ceza kesiliyor. Veya bu yolda yürüyen vatandaştan ziyade lokantalarda insanlar yan yana oturuyor. Kafelerde yan yana oturuyor. Çene muhabbet bol yani. Herkes her şeyi yapıyor. Gidin oralarda uyarın yapsın abi devlet. Mesela devlet bu illeri denetlesin. Oralara ceza kesilsin. Sokakta yürüyen vatandaş yani şunu şuraya şöyle indirdiyse ne var yani iki dakikalığına? Tek başına yolda yürüyen adama ceza kesiyorlar. Ben buna şahit oldum. Ben ona karşıyım. Ben peki sizce neden kafelerde böyle bir uygulama var? Abi kafelerde devlet izin vermiş işte. İnsanlar yan yana oturuyor muhabbet, çene, her şey serbest yani. Yanlış bu, yanlış düşünüyorum ben. Kafelerde sizce virüs bulaşmıyor mu? Hayır de bulaşıyor. Sahillerde serbest. Herkes havuzlarda serbest. Kardeşim oralarda maske yani şeyin içinde otobüslerde insanlar dip dibe gidiyor. Dolmuşta dip dibe gidiyor. Her tarafta serbest yani. Tamam şey olmasın, bunlara ceza kesilmesin de yolda yürüyen vatandaşa da kesilmesin yani. Biraz hoşgörülü olunsun yani. Kardeşim kapat maskeni desinler. Burasın gitsin ceza kesmesin garibana. Yani geç kalındığını düşünüyorum. Kesinlikle. Başka bir şey var mı? Cezalar artırılabilir diye düşünüyorum. Yani bence yeterli değil. İnsanlar hala özgürce maskesiz şekilde dolanabiliyorlar. Sadece kolluk kuvvetlerini görünce takan insan çok fazla var. Bence çok güzel bir uygulama olduğunu düşünüyorum. Olması gereken şekilde de yapıldığını düşünüyorum. Ama maske takmayan vatandaşlarımız sağlığını hiçe sayıyor. Bunun da insan olarak biz bilincindeyiz ve farkındayız. Gereken aslında işlemlerin yapılmasının yanı sıra da şu şekilde bir şey de yapılması gerekir bence. Mesela otobüslere biniyoruz, ayakta yolcu almak yasak olduğu kadar vatandaşların da dışarıda belli bir yerlerde oturumu da belli bir şekillerde ayarlanıp yapılması gerekir diye düşünüyorum. Baştan beri yapıyorlar zaten, polisler falan sürekli geziyorlar, maske takma uyarısında bulunuyorlar. Yani benim oğluma da yazıldı bundan 2 ay önce. Geçte kalınmadı yani. Neden yazıldı peki? Maske takmadı dışarıda, açık havada. Sokakta maskesiz mi dolaşıyordu? Evet, o yüzden cezayı yedi yani. Yani bu kadar. Peki ceza işlem uygulandı mı? Evet, uygulandı. Onay da aldı. Aldı. Bu ceza geç kalındı. Bir de bunu birdenbire gevşettiler. Ondan sonra bunu baştan biraz daha sıkı tutsalardı icabında korona bende olabilir. Sana bulaştırabilirim. Onun için herkesin karşılıksız düşüncesiyle veya da sende var bana bulaştırabilirsin. Onun için karşılıklı herkesin maske takmak icabından sağlığımız açısından iyi. Bir de bu maske fiyatları ilk bu korona şey olduğunda yani eczaneden devletimiz bize 3 tane 5 tane bir hafta beklemeyle alamıyorduk. Onun için biz bu maskeden bayağı bir şey yaptık. Şu anda 25, 30, 40, 50 liraya maske satıyorlar ama biz ne yaptık? Vatandaşımız daha cazip alabilsin diye bak biz hiç kar etmeden burada maske satıyoruz. Bak 12,5 liraya maske 50 tane. 12,5 hiç cazip. Adamlar 4 alıyor. Şimdi bir de piyasa ekonomisini görüyorum. Herkes cebini düşünün. Kimi kafasına takke olarak takıyor affedersin. Kimi çanıya takıyor. Kimi koluna maske takıyor. Onun için düzgünce şu şekilde takacağım maskeni. Herkes işine bakacak. Değil mi kardeş? Sizce insanlar para için mi maske takıyorlar yoksa sağlıkları için mi? Ya kimi işte parası olmadığında kalmıyor. Kimi de yani bu virüs yokmuş gibi davranıyor. Ama şu andaki durum çok ciddi. Bak bizim binada var misal. Komşuda var, karşı binada var. Her binada şu anda 3 tane, 5 tane.
Ne yapıyorsun? Asansöre bindiğinde bulaştırıyorsun. Giderken şey yapıyorsun, kapının şeyinden diyafona bastığında onun için bak herkes dezenfektör, bak kapının girişine koyduk. Herkese söylüyor, maskesiz girmeyin diyor. Hala bildiğini okuyorlar. Onun için maske önemli. Ceza işlem için geç kalındı, yalnız rakamda çok yüksek. Bu da adaletsiz şekilde yansıyor. Herkese yazılmıyor, bazı kısıtlı kişilere yazılıyor. Bu da çok adaletsiz oluyor. Siz mesela daha demin su içiyordunuz, maskeniz açıktı. Ya bu da bir yasak. Bunun hakkında ne düşünüyorsunuz peki? Yasak diye bir şey yok, su içmekten. Sadece durup içebiliyorsun yani bunları. Sadece ben de zorunlu olmaya çıkmıyorum, suyumu da mevmişim. Sadece su içmezsem ölürüm esas. Nefes almazsam ölürüm. Hem geç kalındı hem de vatandaşımız uygulamıyor bu korona tedbirlerini. Kafeler, restoranlar, yemekhaneler, lokantalarda adam müşterisinin geldiğine bakıyor, hiç koronanın tedbirlerine bakmıyor. Zaten bizim halkımız bu gibi şeylere fazla duyarlı değil. Çoğu inanıyor, çoğu inanmıyor. Yani Kayseri'de şu anda maske takım oranının %50'lerin altında olduğunu söyleyebiliriz. Görüyoruz da. Yani bizim milletimiz akıllanmaz ya. Zaten baştan söyle beni bunları yetkili kişiler söylüyordu ya. Geçte kalınmadı ama halkın yani büyük bir çoğunluğu bu kurallara uymadı yani. Sizce neden uymuyor halk? Bilinçli değil yani, eğitimli değil. Yani olayın ciddiyetinin farkında değiller. O yüzden yani. Bu uygulama için geç mi kalındı cümlesi yerine şöyle bir cevap daha iyi olur. İnsan sağlığı için önlemin öncelikle bir koyulmasına gerek yok. Bunu kişinin de bilmesi gerekir. Maske sağlığa yararlı bir şeyse bunu zaten insanların uygulaması lazım. Özellikle bir cezai işlemin gereği yok. Ama maalesef günümüzdeki insanlar sağlığından ziyade cebini düşündüğü için illa böyle bir yasakların getirilmesi lazım görülüyor. Bunun için geç kalındı. Yani bizim insanların tiniyetinden dolayı bir geç kalındı söz konusu. Başka gözlemlediğiniz bir şey var mı maskeyle ilgili? Başka gözlemlediğim bir şey çene altı meşhur. Virüs çene altından bildiğim kadarıyla girmiyor. Solunum yollarından giriyor. Birazcık daha insanlarımızın bilinçli olması hepimizin daha çok yararına olur. Zaten malum insanlarda hemen bana bulaşırsa bulaşsın veya bulaşmasın da kime bulaşırsa bulaşsın havası olduğu için yani gözlemlediğimde bakınca üzülmekten başka bir şey gelmiyor. Yani birazcık da bizim elimizde bu tür bir şeyin geçmesi ama hayırlısı diyeyim dedim ki. Bence geç kalınmadı. Şu an yapılması gereken de buydu zaten. Bu şekilde güzel yani. Maske ile ilgili başka bir düşünceleriniz var mı? Yok, hayır. Ama şunu da söyleyeyim. Maskenin de pek bize virüsten koruyacağını zannetmiyorum zaten. Hadi bu da bildiğim kadarıyla belirli bir saat kadar koruyabiliyor. Ondan sonra işlevini kaybediyor zaten maskede. Peki belli bir saat sonra değiştirince korumaz mı virüsü? Yani değiştirilirse daha iyi olur yani. Her gün aynı maske olması şart değil yani. Değiştirilirse daha iyi olur. Öyle düşünüyorum. Peki siz değiştiriyor musunuz? Evet, değiştiriyorum. Sabahtan beri üçüncü maskem şu an. Bu uygulama için biraz geç kalındığını düşünüyorum ben de ama bazı memur görevlilerimizin mesela ağzımızı silmek için bile açtığımız zaman direkt ceza işlemi uyguluyorlar. Yani bazı noktalarda anlayışsız oluyorlar. O yüzden dolayı yine de geç kalındı ama böyle de bir şey söylemek istedim yani. Peki sizce memur görevlileri neden böyle yapıyor? Daha çok bizi düşündüğünden yapıyor ama bu şeyi, uyarıyı ama yani anlayabilir bu durum yani. Maskeyi açıp ağzımızı sildiğimizi anlamalılar. Evet, biraz geç kalındı. Daha sıkı tedbirler alınması lazım. Milletimiz çok esnek davranıyor. Yani umursamıyoruz. Yani tedbirlere riayet ettiğimiz pek söylenemez yani. Çok geç kalındı bence. Çünkü eğlence ortamlarında falan denetimler olmadı. Zamanında yapılmadı hiçbir şey. Ve bu şekilde de arttığını düşünüyorum. Hani Kurban Bayramı'nda da gerekli önlemler alınmadı. Yani bilmiyorum, hani böyle de galiba biraz sürede böyle devam edecek. İnşallah da hani şey olur, kısa zamanda atlatırız. Geç kalındı. Aslında yasaklar gelecekti önce. Yasaklar, benim şahsi görüşüm, yasakları birkaç gün bu şey yasak şeyi müddeti 14 gün. 14 gün bir tane yasak gelsin. Geleydi, gelseydi
Herkes evinde dururdu. Kimin hasta olduğu, kimin hasta olmadığı açığa çıkardı. Bunlar ne ördüler? Ya bu Kur'an'ın cumartesi pazarı mı olur, bayramı mı olur ya? Bunlar cumartesi, pazar, bayramını yasaklıyorlar. Olmaz ki. Cumartesi, pazar, bayramla olmaz. 14 gün bir yasakla. Herkesin hasta olup olmadığı açığa çıkar. Hastaysa hastaneye. Hasta değil ise adam hattadır. Yani bu yasağı getirmedikleri için bu işi sulandırdılar. Geçtik alındı. Yani böyle ceza konusu gelse araya herkes o para ödemeden o şey cebine düşünen diğer tamam iyiydi. Öyle değil mi? Yani tam geç kalmış olmuş. Aynen. Size katılırım. Peki maske hakkında başka bir şey düşünüyor musunuz? Maskeyi halk düzgün takıyor mu? Valla bazıları böyle moda gibi şuralarına takırlar ki o uygun değil. Yani ne? Burada duracak ya burada. Bir de bazısı mesela böyle aşağıya çekir. Burnundan nefes almayacaksın. Ne bileyim ağzından ya falan. Eğer böyle burnun açık olsa onu takma. Kullanma yani. Biraz da böyle sizin dilinizce biraz şey mümkün değil. Bazı kelimeler yanlış olabilir. Ama bilmiyorum. Ama böyle gerek bu yukarıda olsun. Yani hem burun hem ağzı şey kapatsın. Neyin ki böyle çenede olacak. Resim çekemeyeceksin. Öyle bir şey görülür. Evet geç kalındı bence. Geç kalındı. Peki memnun musunuz bu kararla? Vallahi bu karardan çok memnunum. Ya daha önce çıkarılsa daha iyi olurdu bence. Yani hastalık yaygınlığı biraz daha aza inerdi. Ben çok memnunum. Yani sigara da içtiğim halde ben yani yüzümden maskemi hiç çıkartmıyorum. Yani Ramazan'da nasıl böyle hani sigara içenler başka bir mekana geçip de hani oruçluğun karşısında sigara içmiyoruz ya. Aynı onun gibi yani. Bence şöyle bir kural da konması lazım. Sigara içenler için söylüyorum. Belli bir bölüm yapacaklar. Sigaralarını içecekler, maskelerini takıp tekrar yürüyecekler. Yani hastalığı yaymayacaklar. Yani sadece açık alanda takmak zorunlu olmamalı bence. Çünkü yani bir evin yani ailenin dışındaki herkesin yanında takmak zorundasın bunu. Ama şöyle bir şey var, zaten ceza işlemleri için geç kalındı ama onun haricinde zaten geç kalının yanı sıra zaten bunu sıkı takip etmiyorlar. Kafelerde falan hiç kimse buna uymuyor. Kafe sahipleri müşteriler kaçmasın diye bu şekilde uyarılar da yapmıyor. Yani bilmiyorum. Öyle. Peki siz şu an neden maske takmıyorsunuz? Çünkü ben içecek içiyorum. Bu da yasak. Bunu biliyor musunuz peki? Biliyorum. Ama mesela oturuyorum. Polis geliyor bana diyor ki sigara içiyorum. Yani şu an bir şey içiyorum. Ben bunu maskeyle içemem. Bana diyor ki maskeni tak. Sigara çekeceğim. Maskeyi kaldıracağım. Sonra çekerim. Yani bu çok zahmetli bir şey. Yani açıkçası bunu yapmaya eriniyoruz, zorsunuyoruz yani. Bilmiyorum.